İstanbul 2008'deki sempozyum, 7 miydi neydi geçen sene? Sempozyumda adaletti, adalet kavramı. Adam İngiliz, bilmem ne üniversitesinin profesörü, o bölümünün başkanı, okudum da Risale'de yaptığı tezi, hazırladığı şeyi, profesör İngiliz, yabancı profesör, hani Türk olsaydı taassup yapardı diyelim. İlkokul okumamış bir insanın kitabını tez yapıyor, program yapıyor, anlıyor, okuyor, istifade ediyor, program yapıyor. Yani bir kitap haline getiriyor, geliyor Türklere, Müslümanlara, İstanbul'da takdim ediyor. Normal mı yani? Benim çok acemime gidiyor. Gelmiş elin memleketinde Müslüman olmuş. Mesela Yahudi bir kadın. Dinledim de ben de yani. CD'sini getirdiler sempozyum. Ben Müslüman, yanlış anlamayın dedi. Acemime gitti. Kadın öyle yapıyor. Yanlış anlamayın. Ben Müslüman değilim dedi. Ben Yahudiyim dedi. Yahudi. Nursi'nin diyor adalet kavramı bütün dinleri içine alıyor diyor. Oo. Acayip bir şey ya. Nursi'nin adalet kavramı. Yahudilik de içinde, Yahudiliği içinde gördüm diyor. Yahudinin o 10 emirlerini. Ne acayip bir şey ya. Yani Yahudi bir kadının, Amerika'dan gelmiş o kadın. Profesör, o da bölümünde profesör. Ümit bu ilkokul okumamış. Şimdi geliyorum neticeye. Ey itiraz eden veya kabul etmekte, kabullenmekte zorluk çeken, seni memnun etmiyorum, bir İslam alimi olmuş, bir gavur memleketinden birileri gelmiş, bu insanın Müslüman olmasına vesile oluyor bu adam. Bir Müslüman, içimizden çıkan birisi, bir gavurun Müslüman olmasına vesile oluyor ve gelip de o İslam adına almış olduğu o dersi Müslümanlara takdim ediyor. Seni niye rahatsız ediyor bu? Adam Müslüman olmuş. İngiliz Müslüman kötü mü? Peki bu adamın Müslüman olmasına vesile olan adamı tenkit edersen bunun çalışmasını da tenkit etmiş olmuyor musun? Öyle değil mi? Yani ben anlamıyorum ya, nasıl rahatsız oluyorsun yani? Mesela dün demiştim hatırlarsınız. Adıyaman'a hani bir Anadolu seyahatimiz vardı bir abiyle. Dolaşırken Adıyaman'a da uğradık, menzile de uğradık. Şeyh Efendi ile, Allah razı olsun, bize randevu. Yani orada gördüm, daha camide, hiç tarikatçı markacı değil, serseri, Berdüş, Edirne'den gelmiş, bilmem nereden gelmiş, Sinop, tanıştığıma göre Sinop'tan gelmiş. Niye geldin dedim. Ben hastayım, Rabbim hastayım, düzeleceğim inşallah. Mescitte. Şimdi bizi rahatsız eder mi bu? Bir Müslümanı rahatsız eder mi? Bir Müslümana, Müslümandır o bozuk çocuk, işte insan. Orada bir Şeyh Efendi'ye gelmiş. Şimdi bir Müslümanı rahatsız eder mi? Bir Müslümanın düzelmesine, Müslümanın vesile olması. Şimdi menzile gözümle gördüm. Hangi dille, hangi yüzde, hangi akılla ve hangi gaye ve fikre ve ideolojiye, davaya hizmet eder benim tenkidim? Hangi davaya hizmet eder tenkit yapsam? Mesela aşağıda biz ağzımı almakta da korkuyorum bile yani tenkit. Nereye hizmet eder bu? Şimdi ben size desem arkadaşlar bakın ya ben oraya gittim gördüm bilmem ne falan. Yani görsem bile. Öyle darat hizmet eder. Hey efendiler diyor ben imanın ceylanındayım diyor. Kaşımda imansızlık ceylanı var. Hiçbir ceylanla alakam yoktur diyor mektubatta. Şimdi bana hücum edenler diyor, bilmeyerek dinsizlik ceylanına kuvvet veriyorlar diyor. Çünkü ustanın başka bir hedefi yok ki. 13. mektupta ve 16. mektupta. Benim diyor bakın başka bir meseleyle bir siyasi parti değil. A partisini tutuyormuş dostlar. Biz de B partisindeniz. Onun için hücum ediyoruz. Böyle bir şey yok. Partisiyle alakası yok. Ben diyor imanın ceylanındayım. İmanın ceyranındayım. Başka hiçbir şeyle alakam yok diyor. Şimdi benim karşımda olanlar. Şimdi benim karşımda olanlar ne yapıyor? İmansızlık hükmüne geçiyor. İmansızlığa hizmet etmiş oluyor.
Şahsi çıkarlar adına bu hakikate karşı geliyorlar. Acayip bir şey ama. Hey efendiler, ben imanın ceyranındayım. Karşımda imansızlık ceyranı var. Başka ceyranlarla alakam yoktur. O imansızlıkla hücum edenlere diyor ki, o adamlardan ücret mukabilinde iş görenler memurdur. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kemalizm için memurdur. O memur olduğundan dolayı belki de bilmeyerek ve istemeyerek amirinden emir almış, hücum edebilir. Yani edebilir derken etmemesi lazım da etti yani. Ne diyor buna? O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler belki kendini bir derece mazur görür. Fakat ücretsiz, hamiyet namına bana karşı tarafgirane, rakibane vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır. Çünkü sabıkan ispat edildiği gibi siyaseti dünya ile hiç alakadar değilim. Siyaset alakası yok. Niçin karşısına çıktı? Allah'ın hükümlerini, kanunlarını, şeriatını kaldırdığı için. Allah o Maide suresinde Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirler ta kendisidir diyor. Geldi Osmanlı'daki, Osmanlı'nın kullandığı Allah'ın kanunlarını. İlkokuldan başlıyor din dersi. İlkokuldan. İlk başlar başlamaz din dersi vermeye başlıyor. İlkokul. Bizde yasak ilkokul. Camiye de alamazsın. Bir ortaokul bitirme bilmem ne. Amanlar kanun kitaplarını yazıyor Hristiyan devleti olduğunu dair. Hristiyan canım. İtalya bir din devletidir. İsrail bir din devletidir. Öyle. İtalya dinle yönetilir. Katoliktir. Yunanistan Ortodokstur. Bir Fransa hariç. Daha ne yapacaktı ki dinine yani? Senin dinine ne yapacaktı ki ona düşman olacaktı? İşte diyor ki bak, sabıkan ispat edildiği gibi siyaset dünyayla hiç alakadar değilim. Yalnız bütün vaktimi ve hayatımı hakaik imanı ve Kur'an'a has ve vakfetmişim. Madem böyledir, bana eziyet verip rakibane ilişen adam düşünsün ki, o muamelesi zındıka ve imansızlık namına imana ilişme hükmüne geçer. Çünkü bir insanın, mesela bakın siz burada almaya da çeşitli sebeplerde bulunabiliyorsunuz. En büyük sebep para kazanmak, öyle değil. Arkadaşlar ben burada niçin olabilirim? Hani bir sene kandırabilirim sizi, ikinci sene kandırabilirim. Şimdi nasıl gözüküyorum ben burada bu şehirde? Ya bu adam dini vazife yapıyor değil mi? Şimdi başka bir şeyle alakam var mı? Yok. Şimdi bana hücum etse, alemde korusa. Şu yaptığım işin zıttına hizmet etmiş olmaz mı? Ben ne yapıyorsam ona zıttına hizmet ediyor. Ben bunları anlatıyorum size. Olsa cami kurma niyetim olabilir. O da kötü bir şey değil ama o da... Oysa onu istesem zaten elime geçiririm yani. Zaten yalvarıyor gidip kayna okulun diye. Yalvarıyor. Gitmediğim için şimdi düşmanlar bana. Sevmiyorlar. Gelin diyor ya, ben dese işte ben şeyh miymişim gibi, ben reis imişim gibi elimi uzatacağım. Hadi arkadaşlar olun, benim bir tek emrimle hareketim ne olacakmış yani. Hepiniz kaydolacak. Yok kardeşim, benim de bir reyim var. Din noktasındaysa. Risale-i Nur'sa okuruz. Fıkıhsa, yani o ben yeri gösteririm, şurası. Ben yine benimle alakası yok. Fıkıh meselesiyle ilmi altıysa açarım. Din değilse meşaret ederiz. Benim de bir reyim var yani. Şimdi eskide öyle geçirecek diyor. Şimdi diyor ki adam, niye kayıt olmuyorsunuz diyor. Kayıt oldum öyle geçirdim de. Çoğunluk ya. Çoğunluk mantığı. Lider mi görüyorlar? Lider şey. Beni lider görüyorlar yani. Zavallı. Kendimi idare etmek öğrencisi mi? Vallahi ya. Uykum geliyor, yığılıyorum, acıkıyorum yani, remgin, benzin geçiyor, kendimi idare